Evet arkadaşlar, ben herkese selamlar. Bugün Fenerbahçe tribüt yapacağız. Ve bu sayede de hani kaç sezonda transferler ve Süper Lig kazanıp Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmaya çalışacağız. Hedefimiz bu olacak. Bugün Emin'in videosunda böyle mesajlar varmış. Arkadaşlar, şimdi tabii ki de transferlerimizle de başlayacağız. O yedi bak. Evet, transferler. Zaho, Zaho'yu denesek mi sizce? Hadi biz o zaman kim deneyelim? Sergio Ramos'la başlayacağım önce. Yani önce bir baba bir defans yapacağız. Sergio Ramos diye çıkmalı. Bunlar çok yaşlı. Aha, geldin mi bize? Dur. Aa evet evet biz Sergio Ramos'u transfer etmiştik ya, doğru ya. Ben ne yapıyorum? Evet, biz böyle demin falan bize Sergio Ramos'u transfer etmiştik. Nerede? O evet, Livakovic de gelmiş. Sonunda hepsi geldi ya. Ramos da burada. Oho, süper bir kadro yani. Hakikaten süper bir kadro. Evet, daha transferlerimiz devam edecek. Sanız yani Livakovic, Ramos, Dzeko, Salah nerede? Salah gitti mi ya? Abi Salah gitmiş. Abi Salah niye gitti ya? Şimdi evet, şimdi sıra sağ bekte. Forvet falan tamam. Kanatlar tamam. Bir de bir sağ bek alırsak. Karstrop'u düşünmüştüm ama adamlar istemiyor. Bir daha şimdi bir daha denesek acaba ne derler? Deneyebilir miyiz sizce? En şık olmuştu bu arada ya. Kimi alabiliriz başka sağ bek olarak? Dur, ben direkt bir sağ beklere bir bakayım o zaman ya. Transfer history. Ha, var. Bakıyoruz ya şöyle. Niye bakamıyorum transferler? Ha, squat. Yok, direkt search player yazalım ama. Evet. Reset. Position. Defans sonuçta. RB. Böyle yeter. Ha, Submit Search. Bakalım kimler çıkıyor. Kimi alabilir söyleyeyim mi? Şu adamı alsak mı ya? Dur, daha iyi takımda oynayabilir. Neyse hadi bak, şunu alalım mı ya? Norwich. Aa! Yok yok, bir anda yok. Rest'e tamam mı? Approach to buy. RB değil mi? Right back. Tamam, right back. Aa, hatta adam zaten şeydeymiş. Daha biz direkt aldık herhalde ya. Çok rahat alacağız diye düşünüyorum. Imported abi, direkt import. Zaten başka oyuncu yok. Valla bak umarım aldığım oyuncu iyidir he. 3 yıl sözleşme imzalayalım bari.
Şu anda bilmiyorum tam olarak adamın değerini, o yüzden ilk başta 50 bin ile başlayalım. Vay be, çok fazla. Bu da 50 bin olsun. Tamam. Üçüncü transferimiz de geliyor. Üçüncü transferimiz. Ya. Ratingi kaç bunun? İyi sanırım, rating 70, 76 ratinge sahipmiş. Fena değil. Zaho 86 ratinge sahip ama onu alamayacağız zaten. Zaho çok pahalıymış. Param yetmezmişmiş, öyle diyorlar. Hadi Serdar, sana bay bay. Da Salah nereye gitti lan, onu çok merak ediyorum ya. Salah nereye gitti hakikaten? Ben onu göndermedim ki, adam kendi kafasına göre gitti ya. Bir de belki bir kanat alabilir miyim diye düşünüyorum ama. Önce bir şu Salah'ı ben nereye gittim çok merak ediyorum ya. Salah, burada. Nerede bu adam? Aa, Real Betis'e mi gittin lan? Niye ya? Niye gitti ki? O zaman bir defans daha alalım bari. Defansımız sağlam olacak. Yine bir defans alacağız. Evet. Direkt en yani, direkt en. Evet, Samir şeyin bakalım kim çıkıyor. Bir defans ama böyle sağlam bir defans istiyorum ya. Hakikaten sağlam bir defans isterim. Nereden alacağız birisi? Real Betis'ten birisi var. LB'ymiş. Sonra Ferran Çavroş'tan birisi var. Rating'in bak Villarreal'den. Ben bunu alırım. Ben bunu alırım. Abraham. Kes. Aa, bak direkt yine bedavaya alıyoruz resmen. Hani şeyleri geçiyoruz. Sadece onun parasını vereceğiz ama hani ekstra para vermeyeceğiz. Bak evet, bununla da bir 3 yıllık bir kontrat imzalayacağız. Ay ne yapıyorum ben ya? 60 bin diye geçelim. Oho, bir transfer daha yaptık ya. Biz bence bir şampiyon oluruz bu sezon ama bakalım ne olacak. Abraham'ı aldık ya. Abraham kötüymüş. Abraham'ı biz niye aldık ki o zaman? Daha bir transfer yapmamız lazım. Zaha'yı niye alamam ya? O zaman şey yapayım, kiralayayım bak. Ne? Niye kiralanmıyor? Dedi ne? Abi şaka mı bu ya? Niye Zaha'ya niye oldu? Zaha ne? Niye oluyor ya? Abi ben Karstrop'u deneyecektik de artık boş ver. Karstrop'a gerek. Abraham niye aldık ki ya? Of, 63'lükmüş adam ya. Of. Abraham. Ya boşu boşuna her şeyde para harcamak istemiyorum ya. İyi bir defans düşünelim şimdi. Kim olabilir? Süper Lig olur. Sergio Ramos'un yanında oynayacak bir defans. Madem sağlamıyor. Kim bizi alamaz? Nasıl söyleyeyim? Defanslara bakmamız lazım. Ben hemen bir bakayım FIFA'ya. Bir saniye arkadaşlar. Delitsizce yok. Denesek yok. Delitsizce olabilir miyiz veya? Dur, önce bir deliti ben bir deneyeceğim ya. Delit aynen. Delit yanında geldi aklıma da. Delit geliyor mu? Delit. Ben biraz zor gelir ama. Delit. Bak burada. Mateus Delit.
Horrible bak 86'ymış. Oo adam süper ya. Oo hocam ya. Yok yok biz bunu kiralasak mı acaba? Hadi bak bu kiralamaya çalışıyorum. Ne? Hadi şaka mı bu ya? Bak bu da olmuyor. Hamısı bir deneyelim bakalım. Hamısı ne olacak? Aynen sıra hamısı da. Hamas bence daha şey gelip diye düşünüyorum ama heh burada 34 yaşında Arsenal'de oynuyor. Aa bak evet lan. Dedim ki bak bunu alabiliriz ha Hamas'ı. Offer transfer fee. Bir de yanına da Luan Perez'i veririz. Luan Perez ne kadar ediyorsa artık. Ay. Mesaj. Tam olarak 13 verelim. Diyor mu ya? Keşke hemen böyle çıksa. Market Ball'ı 12 milyonmuş. Bu da son transferimiz olacak bu arada Hamas'ta. Müthiş bir defans ikilimiz olacak. Kalecimiz Livakovic. Forvetimiz Edin Dzeko. Kanatlarımızda Lincoln'le Rossi var. Hatta işte Arda da var. Biz bence işte şampiyon olacağız bu sene. Şunu 5 milyon yapalım da sonra da şey değiştirelim. Luan Perez'i değişeyim. 5 milyon Luan Perez alırdım ya. Bir de player swap. Fullbacks. Oh, Ferdi'yi veremem abi. Çok üzgünüm ama. Juan Perez yok mu ya? Juan Perez yok. Midfielders fullback sayılıyor herhalde. Evet, Hakan. Aslında belki Arao'yu verip bir orta sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Sizce olur mu? Hadi öyle yapalım bari ya. Arao'yu normalde severim ama şimdi ne Batshuayi istiyorlar. Wingers diyelim o zaman. Rossi'yi verebiliriz. Oo abi bak. Rossi'yi verirsek var ya. Bence Rossi'yi alırlar. Ne? Kimi o zaman? Tamam hadi ya. Direkt parayla alalım. Evet tamam öyle daha iyi. Alman dedi değil mi abi sen? Yoksa Belçika olmayacağını abi. Neyse abi alıyoruz ya. Hamas'ı da alıyoruz yani. Bomba bir kadromuz oldu şu anda. Sonraki sezon kesin eminim ki şampiyonuz yani. Ay ne yapıyoruz ya biz? Yes be, Hamas'ı da aldık ve son transferimizi de yapmış olduk. Arsenal'den geldi Mats Hamas. 83'lük bir oyuncuydu. Hamas'ı alıyoruz. Squad diyelim. Ramos'un yanına ya süper oldular vallahi. Süper bir ikili olacaklar ben eminim. Romero'yu bari koyalım. Romero 75 ya. Berisha ne yapıyorsun ya sen? Neyse artık. Evet. Müthiş bir kadromuz var. Gördüğünüz üzere. Yanlarım onu Batshuayi istemişler. Şimdi. Bu sezon neredeyiz diye bakacağız.
Ay. Hayır ya, elim kaydı. Evet, buraları şimdi geçelim. Şampiyonlar Ligi. Önemli değil mi? Evet. Kual. Kaç önemli oynuyoruz? 3 müydü ya? 3 çok fazla. Aa bak, Dinamo Kiev de buradaymış. Evet, evet. 3 önemli oynayacağız. 3 ya. Evet. Kapaca ver. Benim kapaca. Emre'yi vermeyeceğim. Emre şu anda gelişmedi çünkü. Adam yani gelişebilir. Evet. Ve ilk şampiyonlar ligi maçı. Rakip Mitchi olan Kadıköy'de de bu arada kaptan Crespo olması kaptan. Rose. Ramos yapacağım kaptanı. Sergio Ramos olsun. Evet. Kadıköy'de Fenerbahçe Mitchi olan maçı. 2-1 Fenerbahçe'nin. Rossi ve yine Rossi. 2 tane gol. 2-1. Kazandık ilk maçı. Evet, şimdi Süper Lig ama bir maç sonra yine şeydeyiz. Sadece 2 hafta oldu yani. Ligin başlar Fenerbahçe Manespor. Allah'ım yarabbim, 2-2 ya. Edin Dzeko ve Ferdi. Son anda. Yani son anda. Bak, gerçekteki maç gibi olmuş. Eğer 3-3 olsaydı tam gerçekteki maç olacaktı. Bu arada ben bir demin lige de bakmak istiyorum. Ligde ne yaptık? Şaka mı ya? Kazansak lidermişiz. Türkiye Kupası'nda rakibimiz yoktu. Fenerbahçe Süper Kupa, Manchester City, Manchester United. Allah Allah. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz şimdi. Aynen. Bu maçı kazanmaya geldik bugün. Bugün bu maçı kazanacağız. Crespo'yu vermem. Okey. Black vermem. Mitchi olan 2-1'in rejolansiyonunda. Abi Sergio Ramos yorulmuş. 2-0 kazanıyoruz. Rossi ve William Arroyo'yla 4-1 geçmiş olduk böylece. İlk turu geçtik. Evet, 3-0 kazandık ve şimdi Şampiyonlar Ligi'nde rakibimiz Sporting Lisbon olacak. Bu hangi şimdi? Playoff, bu son mu acaba? Kual, ay. Ama Manchester United kazanmış, yani çok iyi. Evet, ilk turu geçmiştik biz 4-1. Oğlum Dinamo Kiev nasıl geçti ya? Şimdi Sporting'de eşleşti. Dinamo Kiev, Trabzon spor varmış, ilginç. Mitchi Van'da ne demiş? Oslar var. Oo bak, Samet'i hemen ikisine direkt gönderelim ya. Çok güzel olur ya, valla süper olur yani. Adamlara teklif geliyor ya. Hadi yani, güzel şey. Okay, thank you for your patience. We'll start taking questions now. Evet. Umarım kazanırız ya. Başka bir şey istemiyorum. Umarım Şampiyonlar Ligi'ne gideriz direkt olarak ya. Okay guys, we'll be wrapping up. Şimdi Sporting'le oynuyoruz. Kadıköy'de. Fenerbahçe Sporting Lisbon. 3-3. Bravo Edin Dzeko. Ferdi. 3-3 kalıyoruz Kadıköy'de. Ama şimdi deplasmanlara dikkat edelim de. Şimdi rakip de Galatasaray olacak. O maçta bir simine edeceğiz abi. Rossi'yi vermeyeceğim. Rossi şu anda bayağı oynuyor. Gerçi bak, evet ya, 33 milyon Euro'luk bir teklif varmış. Gelişiyor şu oyuncularımız. Evet, Fenerbahçe vs Galatasaray. Ya niye Crespo şey ya? Ben nasıl ya? Mustafa Muhammed'e bak sen. Ya bu kadronun yani şampiyon olması lazım ya. Şu anda kaçıncı bilmiyorum. Ha, neyse, şimdi Sporting'de oynayacağız. Ne oldu? Kim? Ha, Osterwold değil mi? Samet Aslan kesiyor ya. Oho.
Osman orada gitti de ben Samet'i isterdim ya. Samet'in gitmesi neyse. Lisbon'da oynayacağız. Lisbon'da oynayacağız en bilirsiniz. Sport Lisbon'da 3-3'ün avanşında. Ya biliyordum ya. Edin Dzeko atmış yine de biliyordum ya. Şimdi o zaman Avrupa'ya biz düştük değil mi? İlk round'u geçtik sonuçta. Avrupa Ligi'ne mi düşüyoruz yoksa? Hmm, Galatasaray varmış. Abi Galatasaray şampiyon olmamış mı? Yok yok, onlar üçüncü bitirmişti ya, şimdi hatırladım geçen sezon. Ara oy vermem ya. Vurmayı belki. Hadi bak vurmayı verelim. Samet gidemiyormuş abi. Samet o kadar kötüymüş ki adam gidemiyormuş. Neyse şimdi o zaman sezon sonuna kadar bir simüle edelim bari. Evet, başka bir şey olmayacak çok iyi. Evet, sezon sonuna kadar bir simüle edelim bari ya. Ay. Evet, buraya kadar bir simüle edelim. Şaka oluyor şu anda bana. Tamam, sen gibi oldun. Abi yani ya. Ya kesinlikle bakmamız lazım. Aynen. Şu anda ne oluyor acaba? Bizim kadroya ne oluyor? Çok mu kırmızı kart görüyoruz acaba? Nedir bu ya? Her maç böyle kaybet. Ligde şampiyon kadrosu olan ben şimdi Fenerbahçe şu anda 7. ya. Kendinize gelin yani. Ne oluyor? Ne oldu anlam yarabbim? Ne oldu yani? Ne oldu ben yokken? Bak Arda hiç oynamıyor ya. Arda oynatma. Direkt Arda oynatma. Tamam. Arda oynatma. Arda oynatmazsanız işler kötü olur. Abraham. Oyuncudan gitmemiş falan. Ne olduysa artık ben niye anlamadım. Ne oluyor ya? Abi baksana da şu kadroya yani. Aa Livakovic. Livakovic olacak mı? Livakovic yok. Ben hem Livakovic'i almıştım öyle hatırlıyorum. Livakovic nerede şu anda? Gitti mi yoksa bakayım. Livakovic nerede? Livakovic gitti. Herhalde bakayım. Yani Livakovic yok. Anladım şimdi ya. Niye böyle olduğunu anladım. Livakovic gitmiş. Livakovic. Allah'ım ya. Bir şey olmuyor. Livakovic nerede? Arzun gelmen lazım. Nasıl gitti bu? Aa ne? Nasıl aldınız yani? Direkt nasıl aldınız ya? Akıl var, mantık vardır yani. Adamlar Livakovic'i elimizden almışlar. Çok ilginç bir şekilde yani. Market bavulusu da adamın 24 milyona çıkmış bu arada. Ne olduysa artık yani ne oldu hakikaten? Livakovic niye gitti yani? Biz onu almıştık Livakovic'i, sonra ne olduysa adam gitmiş ya. Hayretler içerisindeyim yani. İşte o yüzden olmuş bu. İrfanca neydi? Bayatçı ne yapsın ki yani kalecilikte? Kalecilik deyince. 4 milyon verip üstüne de bir player swap yapacağım. Strikers diyelim. Mergin Berişay versem 17 eder kabul etmez herhalde. Samantha'yı vereyim. Dzeko'yu hayatta vermem zaten. Wingers işte, Wingers. Yani Rossi. Rossi'nin değeri çok fazlaymış da ben Lincoln'u vermek istiyorum. Lincoln ne ki? Orta saha mı acaba? Çok merak ediyorum. Yani Lincoln 14 milyon. Bunu deneyelim mi? Tamam.
O ve cüzdan payı alacaklarmış ama hadi hadi tamam ya of çaresizim artık ne yapalım çok çaresiz kaldım takım bitiyor ya yaramaz Dexter gitmiş almış bizden çünkü. Nedir abi? Kim yaptı bunu ya? Değişmiş. Haydi ya. Nasıl? Ne yazık ki olmadı. Yok o işi alamayacağız. Bir şey var. Takım çok kötü olmuş. Neyse artık. Biz en son Şubat'a kadar bir simüle edecektik ama Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de ilk maçı 2-1 kazandık. LASK'a karşı ikinci mi olduk grupta? Aynen ikinci olmuşuz. Vallahi zor bela de diyebiliriz. Evet ilk maçı 2-1 kazandık ve şimdi ikinci maçı oynayacağız. Yani ne oldu ya? Hadi bay bay. Acaba Livakovic niye gitmiş çok merak ediyorum. Ama şimdi Beşiktaş derbisi var herhalde. Evet, sanırım lider Beşiktaş'mış. 1-1 Abubakar'la Dzeko. Klasik. Evet şimdi Avrupa'ya geldik. Neyse 2-1 olan şunda. O baksanıza ya Rossi 82 olmuş. Süper. Ya Ramos niye o kadar düştü 76'ya? Herhalde yaşlı olduğu için. 1-0 Lask'ı geçti. 3-1 yine edilecek o. Şimdi o direkt rakibimiz gelene kadar önce bir rakibimiz belirlensin bari. Aa bak rakip belirlenmiş herhalde. Son 16'dayız değil mi? Aynen. Biz şimdi son 16'dayız. O sırada bir Galatasaray derbisinde oynayalım. Al işte ya. Of. Demir Sercan'ı ha, Muhammed Demir mi? Acaba bunlar Muhammed Demir mi varmış? Var. Evet herhalde. Dikardi yoksa. Hani yerine aldılar diye düşünüyorum. Ha bak şimdi de kupada Galatasaray'da oynayacakmışız yani. Yani nedir bu Galatasaray'da oynayalım? Hoffenheim'le eşleşmişiz son 16'da. İki hafta o zaman bir simüle edelim. Bu arada ben burayı bir de sonrasında devam edeceğim çünkü bu kadar da vaktim yok yani. O yüzden bunu bölümlü olarak yapmayı planlıyorum. Galatasaray'ı eledik bu arada kupada. O takım şu anda süper gidiyor. Acaba ne oldu? Nasıl çözüm bulundu acaba? Hoffenheim'da. Hadi bakalım ya. Hadi. Ne oldu? Ne? Bizi ne yapmışlar ya? Allah Allah. Bir hangi maçın taraftar gidemeyecek? Neyse. Kadıköy'de Fenerbahçe Hoffenheim. Ya. Nasıl? Ne oldu? Kim attı onlarda skor? Eğlenecek miyiz ya son 16 dakikadan? Şaka mı? Yani bu şaka mı ya? Her şey çok güzel gidiyordu ya. Hatay Spor'da deplasmanda oynayacağız. 4-1 kazandık. Arons, Rossi ve Dzeko. Edin Dzeko.
Ama şu anda hani bizim defansımız çok sağlam olduğu için bence daha az gol yememiz lazım yani. Baksanıza ya, Ramos var, Hummels var defansta, solda Ferdi, sağda Aarons yani. Tüm defansı ben değiştirdim ama bir şey değişmiyor herhalde. Şimdi Hoffenheim'de Fenerbahçe. Aarons yine mi kart cezası? Artık yeter ya. Hakikaten yeter yani. Hadi yenelim de biraz sonra. Evet, direkt sezon sonunu artık simüle edebiliriz herhalde. Evet, sezon sonunu doğru simüle edeceğiz. Ne yazık ki Avrupa'dan da elendik. Çok kötü gidiyormuşuz. Öyle diyorlar. Rezaletmişiz. Ne yapalım ya? Sorun bizde mi? Sonra kupayı aldık. Bakalım kadromuza şampiyon. Bak, Türkiye Kupası bizim ligde dördüncü olmuşuz ya. 74 puan. Hakikaten şoklar içerisindeyim. Biz zaten kovacaklar. Bu kadro niye işte şampiyon olamadı ya? Of, çok kötü oldu yani. Şampiyonlar Ligi'ni Bayer Leverkusen almış. Bak, Manchester City bu sefer de finalde kaybetmiş. Olympique Lyon Avrupa Ligi'ni kazanmış. Konferans Ligi'nde Freiburg Lazio'yu yenmiş. Bir Türk takımımız var mı? Beşiktaş çeyrek finale kadar gelmiş. Sevilla burada mıymış ya? Allah Allah. Avrupa Ligi'nde hiç başka bir Türk takımımız olmuş mu? O fena. Bakalım. Yok. En son 16'da olmuş. Başka da olmamış. Evet, şimdilik buraya bir değil sonuna gel yani buraya bir videomuzun sonuna geldik ama bunun devamını yapacağım çünkü toplamda sadece 2 sezon yaptık ve tek başarımız Türkiye Kupası'nı aldık yani bu bak Sergio Ramos gidiyormuş ya onu gönderemeyiz. Ama adam futbolu bırakacak herhalde. Dur bir de gitmeden önce de bir istatistiklere bir bakalım. En çok bakalım. Hummels 53 maç 2 golmüş. Juan Perez bir 39 maç oynamış mı ya? Ramos'tan daha fazla oynamış yani. Samet nasıl 38 maç oynuyor? Şaka mı bu ya? Aarons 55 maçta 2 gol. Arda 22 maç. Çok az yani. Çok az. Lincoln 20 maç 1 gol. Michy Batshuayi 41 maç 18 gol. Dzeko nasıl 33 maç ve 15 gol 1 asist. Dzeko niye o kadar az oynadı? Serdar Dursun mu daha çok oynamış Dzeko'dan? Ne? Neyse. Şimdi videomuzun sonuna geldik. Zaten bize herhalde kovacakları için de burada videoyu bitiriyorum. Bakın. Herhalde kovacaklar biz belli bakın. Hala kovmuyorlar. Tamam süper. Ama oyuncularda sözleşme imzalamamızdan kovacaklar. Neyse videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın. Bye.